Agro TV ekranlarına hoş geldiniz. Pazar ekonomisiyle karşınızdayız değerli izleyiciler. Çok değerli bir konuğum var. Sanica Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Fatinoğlu bizimle birlikte, çok değerli iş insanı. Aslında birçok kimliğiniz var, birçok şapkanız var. Hepsinden bahsedeceğiz. Öncelikle tabii sizi iş insanı olarak anons ediyoruz. Hoş geldiniz programımıza. Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. Sağ olun, var olun. Konuşacağımız çok konu var ama öncelikle Sanica Holding'den biraz bahsedelim. Özellikle son dönemde yaptığınız müthiş atılımlar var. Biz Agro TV'yiz, bir tarım kanalıyız. Tarım alanında da her ne kadar daha çok sanayi üzerinde görünse de Sanica'nın faaliyetleri, şimdi mesela elektrikli forklift dediğimiz zaman mutlaka tarımda da kullanılacak. Ya da birçok ürün var. Neler yapıyor Sanica Holding? Bir onlardan bahsedelim. Tarımla ilgili kelimeyi o zaman en sona bırakalım. Tamam. Tarım alanında varız. Çok önemli işlerimiz. İlk başlangıcımız da 1987 yılı. O tarihlerden ilk başladığımız dönemden gelen, şu anda hala devam eden ürün grubumuz 5 ana üretim grubu diyeyim. Bu ana üretim gruplarından birincisi banyo grubu. Banyo küveti, camdan duşakabin, gömme rezervuar, mini havuz grubu. Bunlar hep ayrı ayrı imalat gruplarıdır. Bunların hepsinde üretimimiz devam ediyor. Ve tüm üretimlerimizi total baktığımızda 82 ülkeye ihracat yapıyoruz. Bu ürün gruplarında da banyo küveti grubu da 34 seneye yakın bir süredir üretiyoruz. Dünya 5.'si durumundayız burada üretim ve satış grafiğinde. Hı hı. İkinci grubumuz buraya da destek vermek amaçlı kurulmuştu. Fakat ondan sonra kendi başına bir ürün grubu oldu. O da cam temperleme tesisimiz var. Banyo grubumuz İstanbul Beylikdüzü'nde küvet grubu üretiyor. Duşakabin grubumuz ise Manisa Akhisar'da. Evet. Manisa Akhisar'da olmasının nedeni bu ikinci üretim grubu dediğimiz camdan dolayı. Çünkü oradan hemşire oluyoruz hafiften. Hayır, cam temperliyoruz. O yüzden mecburen. Akhisar'dan evet. Dolayı dedim. Ha, öyle mi? Harika. Anne tarafım biraz o taraflı benim de. Biz de İzmir ve kökenimiz Girit'ten göçmenlik. Oralardan hemşireyiz işte Ali Bey. Ege'lilikten yakalıyoruz. Oradan birazcık. Harika, harika. Evet. Cam temperleme tesisimiz var ve camla ilgili üzerine yapılabilen rodajlama, delme vesaire bir sürü ürün grupları olan bir hususi bir cam tesisi oldu. O cam tesisinin sattığı ürün gruplarından bir tanesi de duşakabinin camını satıyor. Çünkü temperleme dediğimiz olay Türkiye'de çok yeni, çok az bilinen bir ürün grubu. Arabaların camları temperli camdır. Hı hı. Fakat Türkiye'de Çin'den gelen makinelerle çok küçük fiyatlarla temperleme yaptığını söylerler. Bu temperleme ben bilmiyorum ne demek olduğunu. Bravo. Şimdi camı temperlediğiniz zaman cam kalınlığının tam 7 katı kadar kuvvetinde bir kuvvete ulaşır. Ve 10 milimetre kare, 10 santimetre kare şu kadar küçük alanda küçük küçük gözle görünmeyen yaklaşık 34 ile 40 adet arası küçük parçadan oluşur. Aralarında ve kenarlarında bir parça olmadığı için gözünüz baktığında bütün şeffaf cam görürüz. Fakat cam bütün değildir. Otocamı da öyle. Küçük küçük minik parçalar olması makbuldür. Batmıyor Bravo. İnsanlara değil mi? Çünkü bir çatlama, patlama, kırılmada bir insanı kesmesin. Küçük parça olması makbul. Peki ama zaten temperlerinizde mevcut cam kalınlığının kuvveti neyse bunun tam 7 katı oluyor. O yüzden öyle kolay kolay kırılmaz. Hı hı. Onun için temperleme çok önemli. Temperli cam üretiyoruz. Ama bunun temperini yapabilmek çok önemli. O yüzden temper yapabilen tesis ve makineler ülkemizde çok az çünkü çok pahalı bir tesis. Fakat Çin'den gelen zayıf makinelerle temperledik diyorlar ama maalesef onlar o 10 santimetre karelik alanda 8 parça, 10 parça. Tabii insan can sağlığına da tehlikeli. Tam onu diyecektim, ne kadar önemli yani. Çok tehlikeli. Çok öyle tehlikeli. Bir hani Çin'den işte aldık peki taktık temperleyeceğim ondan sonra kırıldığında büyük, o insana ne yapmaz? Çok büyük yaralamalar, hatta insan can kayıpları dahi yaşanıyor. Şimdi biz duşakabin üreticisiydik. Cam kabininde Türkiye'de ilk tanıtan olduğumuz için ya temperli cam diye alıp bir kazaya kurban gitmemek için kendi camımızı da kendimiz üretelim dedik. O yolla bir çıktık derken onu da yap, bunu da yap, şunu derken bir baktık ki biz koskoca dünya çapında bir cam fabrikası sahibi olmuşuz makine parkıyla. Bu sefer piyasaya çalışıyoruz. Yani artık duşakabin artık iş değil. Mobilya sektörünün yani bütün masanın önündeki camlar, aydınlatma sektörü dediğimiz laç sektöründen hatta yangın söndürme serine kadar bütün o camları piyasanın tedarikçisi, üretici olduk. İkinci grubumuz da bu. Şimdi banyoya girdiğimizde mesela evimizin banyosuna girdiğimizde her yeri göreceğiz yani. Gömme rezervuar Sanica duvardaki. Aynamız. Ve çok büyük çapta ihracat yapıyoruz. Aynanızda Sanica var. Duş tekneniz ya da küvet ya da jacuzzi Sanica. Üzerindeki camdan duşakabin yine Sanica. Kombi? Şimdi onunla bitmedi. Oraya dair mi? Banyonun içine bir de su tesisatı geliyor. Hem musluğa hem banyoya temiz su tesisatı borusu, onu da öğretiyoruz. Sonra atık su hem klozetten hem lavabodan, o atık su borusunu da yine biz üretiyoruz. Sonra ısınmak için banyolarda havlupan vardır. Ben onu çok seviyorum. İkisini de havluyu böyle ser üstüne hop kuruyor. Bravo. O havlupanı da biz üretiyoruz. Ama hep ithaldi eskiden değil mi? Şimdi Türk malı yoktu. Tabii. Şu anda ama biz çok büyük ihracatçıyız. Onu birazdan sayacağım. Oradaki radyatörü de biz üretiyoruz. Yani banyoya girdiğinizde seramik, vitrifiye ve musluk dışındaki hemen hemen bütün ürün gruplarında biz varız. Şimdi ikinci grup bittikten sonra üçüncü grubu da o zaman sayayım. Üçüncü grupta da boru grubumuz diyelim. Bir Elazığ'da boru fabrikamız var. Elazığ'a yatırımcıyız. Elazığ'ı çok seviyorum. Fahri Elazığ hemşehrim. Yani bana tamam, hangi şehirlisin derlerse var, tamam. Ben Elazığlı olmak isterim. Hemen gönüllü Elazığlı olurum yani. O kadar Elazığ'ı seviyorum. Ben de çok severim. Elazığ'da boru fabrikamız var. Elazığ'ın organize sanayide ve oranın en büyük kapalı alan fabrikalarda biziz zaten. Ankara'da en büyük tesislerden birisiyiz. Şimdi boru grubunda da yer altında ve yerin üstünde plastik boru, aklınıza gelen ne varsa yerden ısıtma dahil, telekom boruları dahil hepsini biz üretiyoruz. Boru ürünleri hem Elazığ'da hepsini üretiyoruz. İstanbul'da da bir Beylikdüzü'nde bir de Avcılar'da fabrikalarında birinde üst yapı birinde alt yapı üretiyoruz. Üçüncü grubumuz da boru, yani plastik boru. Dördüncü grubumuz ısı. Isı grubunda Akhisar Manisa'da panel radyatör üretiyoruz. Bu konuyu genelde toplumumuz bilmez. Panel radyatör, dünyadaki panel radyatör üretimi 60 milyon küsür. Türkiye'nin üretimi 34 milyon küsür. Yani dünyanın en büyük panel radyatör üreticisi Türkiye'dir. Dünyanın her yerinde mücadele eden 3 tane marka varsa baktığınızda 3 marka da Türk'tür. Ama sahibi tabii Türkiye'de olmasına rağmen yabancı. Türkiye'de biz yerli sermayeyiz ve ECA yerli sermaye, böyle büyük potansiyelli çalışan firma dediğinizde aklıma gelen. Şimdi burada panel radyatör üretiyoruz, kombi üretiyoruz. Bir de demin bahsettiğiniz havlupanı. Ama o havlupanı da bildiğimiz çubuklu havlupanların dışında bir de onun dekoratifi var. Türkiye pazarı pek bunu bilmez. Bu pazar İngiltere'de, kuzey ülkelerinde ve Almanya'da çok revaçta. O yüzden Türkiye pazarına daha hiç dönme fırsatı bile olmadan tamamı ihracatçı oluyor. Yurt içinde bulamayacağız mı? Bulalım ama. Dekoratifini isterim yani ben. Onun için bir örgütlenme, pazarlama gerekiyor. Dağıtım ağı gerekiyor. Öyle toplu alımlar yok. Tekli alımlar var. Fabrika çalışırken biz tekli sevkiyata çok uygun değiliz. O yüzden hazır zaten üretiyorsunuz. Konteynerlara koyuyor. Gidiyor İngiltere'ye, Almanya'ya. Direkt gidiyor. Zaten mal yetişmiyor. Dördüncü grubumuz da buydu. Beşinci grubumuz da şimdi yeni ve Türkiye'nin en önemli ürün grubu olacak. Bir küsür seneyi geçti. İstif makineleri diyoruz. Türkiye'de istif makinesinin ne olduğunu bile insanımız bilmiyor. O yüzden tanımlama ihtiyacı var. İstif makinesini demeden istif makinesinin Türkiye'deki rakamsal boyutu nedir diye konuşursak, Türkiye'de otomotive 5 milyar dolar ithalat yapıyor diye en büyük kalem diyoruz. Tabii. İkinci kalem ne dediğimiz zaman, İkinci kalem istif makinesi, ama bu toplumumuz bilmez hemen hemen. İstif makinesi nedir? Acaba tarıma buradan bir kanca atıyoruz galiba değil mi? Borudan geleceğim. Borudan da atıyoruz. Borudan. İstif makinesi dediğimizde forklift, bildiğimiz elle çekilen transpalet, bir de bu transpaletin elektrikli transpalet var. 3 tane istif makinesinin ürün grubu var. Çok ilginçtir. Bu 3 ürün grubu da Türkiye'de üretilmiyor. Türkiye'de ilk defa bu üçünü birden hem de üreten biziz. Yani bir tanesini bile üreten yok. Transpalet üretimi yok Türkiye'de. Elektrikli transpalet de yok. Elektrikli forklift de yok. Sizi araştırırken bunları öğrendim ve çok şaşırmıştım. Ve bunların Türkiye'ye ithalatı nedir dediğinizde resmi kayıtlarda 200 milyon dolar görünüyor. Fakat incelediğinizde bir tane faturası 3000 dolardan gösterilmiş. Halbuki tanesi 30 küsür bin euro. Yani faturasını düşük gösterilerek Türkiye'ye gelmiş. Burada ciddi bir ülkeye vergi kaybı var. İthalat Genel Müdürlüğü bunun farkına varıyor ve çok ciddi boyutta bir vergi ve fatura bu rakamdan aşağı olmaz diye madde koydular. Allah razı olsun. Devletimiz bu konuda çok iyi çalışıyor. Şimdi bu forkliftte, dizel forkliftler kapalı alanda çalışması yasak. Avrupa'da yasak. Nedeni kurum yapıyor. Gıda alanlarında hele çok büyük bir zehirleme tehlike. O yüzden elektrikli forklift kullanımı mecburi. Kapalı alanlarda Türkiye'de de SGK tarafından müfettişler teftiş yaptığında kapalı alanda dizel forklift üretimi görürlerse ceza kesiyor. Yani cezası var. Çünkü insan sağlığına zararlı olduğu için yani. İkincisi de zaten bunun sağlığın dışında, doğa kontrolünün dışında bir de maliyet açısından. Elektriğin maliyetiyle mazotun maliyeti 16'da bir. Doğru. Yani 2 senede elektrikli forklift kendi parasını çıkarıyor. Dizellerin ikisi aynı fiyatta. Böylece elektrikli forklifte karşı çok büyük bir talep ve ilgi var. Yani esas ana ürün grubu bu. Ama hı-hı, üreticisi var mı? Hayır, yok. İşte bu üretici artık Sanica. Bir küsür sene evvel aldığımız bir tesiste, İspanyol teknolojisinde bu yapıyı kurduk ve şu anda seri üretime girme durumundayız. Elektrikli transpalette de İtalya'nın en büyük tesislerinden Pegaso Lift'i satın aldık ve onu da Türkiye'ye getirdik. Transpalette kendimiz kurduk ama çok zor bir iş. Şimdi bunun bir altını çizelim mi Ali Bey? Üçünü birden kurarak şu anda 2021 yılında 3 ürün grubunda da sahadayız. Evet. Tarımla bağınız ne derseniz? Onu soracağım ama şu konunun bir altını çizelim. Buyurun. Siz bu pandemi döneminde gerçekten zor, bütün sektörlerin gerçekten çok problem yaşadığı ve kan ağladığı bir dönemde bir İspanyol şirketi ve bir İtalyan şirketini satın aldınız. Doğru. Bunun bir altını çizmek lazım. Gerçekten heyecan verici. Transpalet tesisi de 24 milyon doları geçti şu andaki sadece makine parkı yatırımı. Hı hı. Transpalet çok zor bir imalat. Herkes dışarıdan bakıyor, çok basit sanır. Elden çekiyorsun 2 tane demir, öyle değil. Çok ciddi bir maliyet ve ağırlığı taşıdığı için iç bünyesinde baya ciddi bir makine parkı kurmadan üretemiyorsunuz. Şimdi burada yanında Havlupan tesisimiz de yeni. Yani biz 2020 yılında 4 tane tesis kurduk. Hepsi de Akhisar'da. Evet. Yeni yaptığımız fabrika binamızda kendi arsamızda öyle. Yani devletten teşvik yapısına da girmedik. Devletin elektrikli arabaya verdiği teşviğin aynısını bize de verirdiler. Çünkü 11 tane ürünü devletimiz hamle programına almış. Büyük teşvik veriyor. Hı hı. O hamle programının 2 numaralı ürünü elektrikli forklift. Bize dediler ki ya gökte ararken yerde bulduk biz bu ürüne girmiş olmanızı. Çok sevindik, evet, ama biz devletten teşvik alma fizibilite programları uzuyor diye biz devlet teşviğine hiç beklemedik. Biz devletten bir destek alacağımıza kendi içimizdeyiz. Ne kadar erken bu işi sahaya girersek zaten o kadar para kazanacağız. Onun için devletten kazanmadı, biz zaten üründen kazanırız ve ihracat. Pegaso Lift'in şöyle bir avantajı var. 970 tane dünyada satış noktası var. Bayisi 970 var. Nokta. Şimdi bu 970 tane noktayı da satın almış olduk. Hı hı. Şimdi biz 970 noktayla hemen buluştuk. Hem Pegaso Lift hem de Sanica markasıyla da buluşmuş olduk. Tüm 3 ürün grubumuz hemen çok ciddi boyutta ihracata başladı. Türkiye'nin büyük ithalat kalemi olan devletten, ülkemizden çok büyük döviz çıkarken biz ülkeye şimdi döviz getirir olduk. Hem dövizin gelmesini azalttık kendimizin üreterek, evet, hem de ihracat yapıyoruz şu anda. Ve ülkeye de döviz getirmeye başladık. 2021'de bu ciddi bir rakama ulaşacak. 2022 daha da büyük olacak tabii. Şimdi o yüzden önemli bir alanda heyecan duyuyoruz. Banyo grubunda, ısı sektöründe vardık, cam grubunda vardık. Şimdi tekerlekli taşıma ürün grubuna girdik. İşte Allah izin verirse elektrikli kamyonet, sonra elektrikli arabaya doğru da inşallah gideriz. Oraya doğru gidiş var. Hedeflerde ne oldu? Var, nedir dersiniz? Evet, buyurun lütfen. Çok seviniyorum. En sevdiğim geliyoruz? Başlık. Tarım yaparken ne lazım? Su. Tabii. Sudan daha önemli bir şey var mı? Susuz olmaz zaten. Olmaz. Yetişmez. Bravo. O zaman boru grubu dediğinizde tarım alanında ne var? Sulama, hı hı, boruları var. Biz bunları üretiyoruz. Yani tarımla bağımız var mı? Tarımla bağımız var. Artı yerin altında suyun, mesela barajlarda topraklar kayar, barajı kapatır ya da karayollarında topraklar vardı biliyorsunuz, tabii. Eğimli. Onlar toprak kayar. Niye kayar? Alttaki su toprağı kaydırır. Ya bir manada erozyon aslında. Bravo. O suyu içe almanız lazım. Nasıl alacaksınız? Onun altına boru döşüyorsunuz. O boruların adı drenaj borusu derler. Evet. O boruların üzerinde delik vardır. O deliklerin içinden suyu alırsınız. Böylece toprağın altındaki suyu çeker alır. Toprağın kaymasını engellersiniz. Biz o boruları da üretiyoruz. Şimdi o boruların bir adım ilerisi drenaj borularında o delikler gelen toprak suyu alırken çamuru da getirir. Deliği tıkar, biter. Deliğin tıkanmaması için onun üzerine bildiğimiz bulaşık teli gibi bir sistem koyuyorsunuz, tekstil ürünü. Böylece o deliği gelen toprak ve çamur yerin altında zaman içinde kapatmasın diye. Biz bunları da üretiyoruz. Ve çok önemli bir ürün kalemidir. Ve yeni dönemde tarımsal sulamaya gireceğiz. Çünkü suyu az su harcayarak, yani suyu bolca toprağa vererek tarım yapmak değil hedef. Az suyla tarımı yapabilmek. İhtiyacı kadar suyla. Çok önemli bir şey söylediniz. Tarımı yapmak. O yüzden, evet, o boruları da Allah izin verirsek fizibilitelerini hazırladık. Onu da Elazığ'a yapacağız. Elazığ'ı çok sevdiğimiz için yani belli yerlere ürün hazırlıkları yaparken önümüzdeki 2 yıllık zaman dilimi içinde tarımsal borularda yeni yatırımlarımız olacak. Çok güzel. Ve alanımız da burası. Gerçekten tarımla da bağımız var yani. Tarımla elbette her zaman aslında diğer kollarda da yine çok var ama boru zaten başlı başına tarım için büyük bir hizmet. Tarımsal alandaki temiz suyu bizim borularla geliyor. Koruge, altyapı borularını üretiyoruz. Hı hı. Tarım alanından kanalizasyon alınması için gerekli olan boru grupları var. Onlar da bizde. Yani biz toprakla bağı olup toprağın altında ve toprağın üzerindeki su taşımayla ilgili, sıvı bir ürünün taşınması ile ilgili gerekli olan tüm boru gruplarını zaten üretiyoruz. Evet, hani direkt tarımsal sulamayla ilgili insanın aklına gelebiliyor ama direkt erozyonu engelleyen drenaj borusu başlığı benim hiç aklıma gelmeyen bir konuydu. İlginç ama çok da yine heyecan verici gündem bir başlık. Olmadığı için aklınıza gelmedi. Ondan yoksa herhalde. Anlarsınız, bilmez olur musunuz? Şimdi tabii. Mütevazi davranıyorsunuz. Ben ama soru sorarken biraz bilmiyorum yaparım. Daha güzel soruyorum o zaman. Çünkü daha açıklayıcı anlatıyor konuklarım. Peki. Şimdi tabii önümüzdeki dönemde su her ne kadar belki bu aralar yağıyor evet ama su sıkıntısı çekeceğiz herhalde bu coğrafyada. Bütün dünyada su problemi. Nüfus artıyor. Kapıda, artan nüfusun su tüketimi sadece içtiğimiz su değil ki. Yani ya da yıkandığımız değil. Tarımsal alanımız bizim temizlikte kullanılan her şey su. Çok güzel bir şey söylediniz orada. Daha sağlık, az suyla hayat. Ne kadar daha verimli tarım yapabiliriz? Ve, ideal kullanılabilecek kadar suyu kullanmak önemli. Onun dışındaki su kullanımı israftır. Tabii. Çok büyük bir servet kaybıdır. O servet kaybını yaşamamamız için bu imalatları yapmak ve bunları kullanmak gerekiyor. Biz de bu alana çalışıyoruz zaten. Bu alanda da çalışıyoruz. Bu alanda da yine üniversiteyle ARGE çalışmalarımız var. Kombi'de mesela kombinin içindeki eşanjörü yaptık. Üniversiteyle yaptığımız çalışmaların sonucunda Türkiye'de üretilmiyor. Yoğuşmalı kombini eşanjörünü yapmayı başardık. Şimdi de yine üniversiteyle beraber yaptığımız çalışmada şeyi hazırlanıyoruz. Tarımsal sulamayı hazırlanıyoruz. Evet, gerçekten bunlar yüz güldürücü güzel gelişmeler. Tabii ben biraz sanayici olarak bu kadar. Evet ama daha ne olsun, hani bir çırpıda anlattık gibi geliyor. Anlatırken bile ne kadar uzun uzun yapması acaba nasıldır size sormak lazım. Tabii şimdi Sanica Holding'in ben geçmişine dönmek de istiyorum. Siz abiniz yanılmıyorsam değil mi? Beraber aslında yola çıkmışsınız. Hüseyin Nesimi Fatinoğlu. Burada Nesimi ismi benim özellikle çok dikkatimi çekti ve özellikle de araştırdım. Geçmişe döndüğümüzde çok farklı bir isimle de denk geldik. Siz anlatın isterseniz nereden geliyor? Hüseyin Nesimi abimin adı, dedemin adı. Evet. Dedem Girit'te doğup ilkokulda başarılı olan öğrenciler Osmanlı döneminde bugünkü Galatasaray Lisesi, o zamanki adı Osmanlı Sultanı. Evet. Galatasaray Lisesi'ne çağrıldı ve ilkokul ve ortaokulu ve liseyi orada yatılı okudu. Oradan sonra Mülkiye. Bahsettiğim sene 1890, ilkokul mezununun bile okur yazarın olmadığı yerde 1890. Dedem 1890'da Mülkiye hem Galatasaray Lisesi hem Mülkiye'de okul birincisi. 5 lisan biliyor ve bugünkü gibi benim de isyankar ruhum, babamda da aynısı var. Padişahlık dönemine bir anayasal reform yapılsın diye bir hazırlık yapıp padişaha bunu yapınca bayağı mağduriyetler yaşıyor. Evet. Uzatmayayım, 5 lisan bilmesi ve branşı dolayısıyla kaymakamlık göreviyle Doğu'da görev yapıyor. Ve Doğu'da Ermeni ve Osmanlı ve Kürt halkın o genki yapıdaki çatışma süreçlerini çok iyi görüp orada Rusya'nın da Akdeniz'e, sıcak sulara inmek isteğiyle neler yaptığını kendi kitabında da bahsediyor. O tarihte yazdığı kitabında ve devlete de hükümete de verdiği raporlarda da bunlar hepsi var. Ve o sırada Ermeni tehciri kararı geliyor. Dedem burada yaşayan insanlar hiçbir eylem yapmamış masum kişiler ve burada herkes beraber yaşıyor. Yani burada bir insanlar arası bir ayrım yok diyor. Günümüzde Ermeni soykırımı çok tartışılırken dünya kamuoyunda ve bununla ilgili lobilerde yapılırken şimdi bu bahsettiğiniz çok önemli bir bilgi aslında bizim için. Ve dedem burada vatandaşların, insanların bir tehcire tabi kalmasını da istemiyor. O zamanki bir hapisten çıkan aldığı kişilerle bir çeteler kurup insanları soyuyorlar. Ermeni cemaatteki insanları teşhir sürecine, çünkü yoldakilere soyuyorlar. Onlara izin vermiyor. Mağdur ediyorlar. Dedem onlara izin vermiyor. Dedem onlara izin vermediği için o zamanki işte meşhur Diyarbakır valisi Reşat kurduğu çetelerle dedem bunlara izin vermediği için dedemi öldürüyorlar. 1915 Amerika Başkanı her sene yaptığı konuşmada, o Nisan ayında konuşmasında büyük katliam derken dedemin ve 10 kişiden devlet yöneticisine teşekkür eder. Bunlar insancıl olarak insanları, vatandaşını hümanist duygularla korudu diye. Dedem o yüzden bizim ülkemizde de soykırım yapılmamıştır diye anlatılan tezin 1. maddesinde var. Ülkede evet, soykırım olsa bu devlet yöneticilerimiz canını kaybetmezlerdi. Çünkü böyle bir şey talimat almadılar ve yapmadılar diye derler. Ermeni cemaati de kendilerini, vatandaşlarını koruduğu için bir sevgi duyar. Normal vatandaşlar da zaten dedemle beraber çok iyi bildikleri destek için vermişler. Tabii. O yüzden Hüseyin Nesimi ismi dedem güçlü ve tarihte çok önemli bir isim. Babam da Abidin Nesimi. O da Türkiye'de ilk Milli Türk Talebe Birliği'nin kurucusu. Tabii bir İstanbul'a gelirler, büyük bir fakirlik doğuyor. İstanbul Erkek Lisesi, sonra İTÜ Yüksek Mühendislik. O da hep hem lisede hem üniversitede okul birincisi. O sırada Milli Türk Talebe Birliği'ni kuruyor ve ilk genel sekreteri Ulu Önder Atatürk kendisini Türk Dil Kurumu'nun kuruluşunda gençliğin temsilcisi olarak masaya alıyor. 4. sırada oturuyor ve Türk Dil Kurumu'nun kurucuları arasındadır babam da. Babam da hem mühendis hem dergi çıkartmış, 11 tane kitabı var. O da öyle Abidin Nesimi kendi döneminde Nazım Hikmet, Kemal Tahir en yakın arkadaşı, Sabahattin Ali. Böyle bir o dönemin en güçlü isimleriyle edebiyatçıları, tarih, felsefe ama tabii en önemlisi siyaset dünyası. Orada güçlü bir isim. Böyle bir dede ve babadan geliyoruz. Abimin adı Hüseyin Nesimi de dedemin abinizle ismi. De ilgili konuşacağız ki zaten Sanica'nın temellerini beraber atmışsınız. Biz 1. kuşağız. Yani biz evet, babadan kaldı. Baba da devlet memuru. Bayındırlık Bakanlığı müsteşarlığa kadar yükselmiş. Tarım alanı olduğu için belki programa da uyar. Babam Türkiye'de ilk toprak reformu yapılsın. Toprağı olmayana toprak verilsin. Toprak işleyenindir sözünü söyleyen kişi. Çok güzel gerçekten. Bundan dolayı hayatı sürgünlerle geçmiş onun da. Bazen iyilikler cezasız kalmıyor. Tabii konuşacağız, konuşmaya devam edeceğiz. Kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından devam ediyoruz Ali Fatinoğlu'yla sohbetimize. Pazar ekonomisi tüm hızıyla devam ediyor. Gerçekten tadına doyulmaz bir sohbet oluyor. Sayın Ali Fatinoğlu'yla konuşmamızda, sohbetimize devam ediyoruz. Anlatırken aslında hani dile kolay dediğimiz şeyler anlatması bile kolay değil. Yaşarken kim bilir neler yaşadı o büyüklerimiz değil mi? Siz tabii biraz bahsettiniz, yine reklam arasında da birazcık konuştuk. Şimdi abinizle gelelim, beraber bir sanayicilik adımı atıp beraber evet, şirket kurdunuz. Önce şunu soracağım, bu kendi merakımdan soruyorum. Abi kardeş, kardeşle iş yapmak, beraber İş kurmak zor mu? Şimdi bizim aramızda tabii 8 yaş var. Babadan kalan böyle ciddi bir servet yok. Aksaray'da bir apartman, sonra onu inşallah biz kendimiz çevirmiştik. Ama o bu işleri kuracak kadar böyle bir sermayelik bir olay. Çünkü kız kardeşim de var, annem de var. Biz abi kardeş hakikaten sıfırdan kurduk. Sıfırdan kurduğunuz bir yapıda beraber bir şeyleri başarmak, beraber bir noktalara gelmek tabii ki birlikte birbirine sırtını dönmekten geçer. Yani ikimiz de, birimiz bir söz verdiysek öbürü kesinlikle ona evet der. Yani o söz verdi beni bağlamaz diye böyle bir şey olmadı. Sırt dönmekten kastımız birbirimize güveniyoruz kayıtsız şartsız. Yani birimiz bir konuda biriyle konuşurken bir söz verdiyse, yani bu malı ben 10 liradan alacağım dediysek o ben 10 lira aldım ben ona almam demiyoruz. Kim ne dediysek peki deriz. Yani ikimiz de şirketi temsil şeyinde birbirimize karşı açık büfeyizdir. Yani hiçbir şekilde birbirimizden çatışmayız. Ama fikirsel olarak onun dünya görüşüyle benim dünya görüşüm zıt. Siyaseten de dünya görüşlerimiz ayrı. Bir tek Galatasaray'da aynı takımdayız. Evet, yani evet, onun dışında hiçbir noktada aynı görüşte değiliz. Bu da bize esasında bir başka kültürel ve çalışma zenginliği getiriyor. Beatles'ı incelediğinizde 4 tane sanatçı var ama 4'ünün de müzik zevki ayrı. Birleşince Yesterday çıkıyor ortaya. Doğru. Şimdi o yüzden aynı kalıpta, aynı boyutta olsaydık herhalde bu kadar yapı faydası olmazdı. Abim imalata bakar, makineciliği çok iyi bilir, arabayı bilir, makineyi bilir, her şeyi bilir. Ben de finansı bilirim, muhasebeyi bilirim, vergi politikası bilirim, hukuku bilirim. Bilirkişilikler yaptım hatta sırf hukuku anlayayım diye. Yani birisi imalatı, makineyi, yatırımı, inşaatı çözüyor abim. Ben de üretimden gelen ürünün nasıl dağıtılacak, nasıl satılacak, hangi fiyattan, tahsilat nasıl alacağız, vergi projesi nasıl olacak, bu işin uluslararası şeyi. Bu iki kardeşten geldi ve bu zaman içinde de abimin iki oğlunu da sisteme monte edildiler. Tabii epeyce bir zaman aldı artık. Yani o yüzden şimdi 4 kişilik bir ekip çalışıyor. Büyük yeğenim benim üzerimdeki pazarlamanın yükünü aldı. Hı hı. Yurt dışı tamamen o koşturuyor artık. Küçük yeğenim de satın almayı ve kurumsal yönetimi üstlendi. Böylece bizleri boşa çıkartıyorlar. Daha bir başka. Yük abim de tabii ki fabrikaların hepsinin zaten başında genç, ilk günden beri beraber olduğumuz genç mühendis kardeşlerimiz var. Hı hı. Onlar imalata hallediyorlar. Böylece müthiş bir enerji yaratabiliyoruz. Yani evet, hem çok iş var hem esasında kurumsal yapı sayesinde hepsi tıkır takır yürüyor. Şu anda tabii öyle. Peki ilk kurulduğu dönemlerde neler yaşadınız? Mümkün mü? Ne yollardan geçtiniz? Hani şöyle bir özet hiç değilse fikir sahibi olsak. Tabii. Yani bahsettiğimiz 1987'li yıllarla bugüne mukayese etmek mümkün değil. Şimdi ben 1987'de hatta 88'de o zaman üniversitede ben de Marmara İşletme, sonra İstanbul İşletmeyi bitirdim. Master yaptım. Haziran'da mezun olan da tek kişi bizdik benim dönemimden. Hı hı. Benim tezim enflasyon muhasebesi. Ben çok iyi bir öğrenciydim. Sonra banka, sonra da Büyükşehir Belediyesi şirketlerin sorumlusu olan grubun başına geçtim rahmetli Atatürk. Gazete ilanıyla gidip. Öbürü de teftiş kurulu sınavını kazandım banka. Bankadan ayrılmamın nedeni de Eskan'ın kredisine imza at dediler. Ben de imza atmam dedim, istifa ettim. Belediyeye gittik. Belediyede bir hafta sonra rahmetli Atatürk Oğuz, beni belediyede 4 uzman, başımızda da Güngör Tunç Hoca vardı. Bir hafta sonra beni grubun başına getirdi. Girişkenliğim ve bilgim dolayısıyla. Ben 6 ayda 8 belediye şirketini kâra geçirdim. O zamanki şeyler işte adımız öyle altın çocuklara çıktı falan. Sonra evet, adınız şimdi ona çok şey söylediniz de altın çocuk derlermiş değil mi o yıllarda evet, size? Evet, evet. Sonra da Ulusoy'un başına geçtim. Ama bunları yaptığımız dönemde biz abi kardeş şirketi kurmuştuk. Biz 1986-87'de kurduk. Benim bahsettiğim 89-92'de evet, ben Ulusoy'daydım. 93'ün 1 Haziran'a kadar ben dışarıdan yine maaş getirdim şirkete. Hı hı. Abim de 2 yıl Titiz fabrikasında fabrika müdürlüğü yaptı. Yani aslında sizin başka işleriniz varken bir yandan birlikte kurduğunuz. Kendi kurduğumuz işi küçük küçük büyütürken evet, ikimiz de dışarıdan maaş aldık ve aynı evdeydik. Abim evli ve aynı evdeydik. Yani ekonomik olarak en az tasarrufla, en az para harcayarak ve şirketimize, işimize hep para yatırdık. Böylelikle hep yatırım yaptık. Hala o yatırımcılığımız hiç bitmedi. Yani bir şirketten hala öyle para alalım, gidelim, gezelim, kumar oynayalım falan. Bizim böyle bir formatımız yok, yiyelim. Hep işe. Yani bir yerde arsalar alalım, daireler alalım, binalar alalım. Böyle bir heyecanı. Biz arsa alırız, üzerine bina yaparız, içine makine parkını alırız. Hı hı. Fabrika yapalım, ürün yapalım. Evet, hep işimize yatırım. Şimdi de bütün hayalimiz elektrikli arabaya kadar giden yol. İhracat konusu zaten çok heyecan verici bu arada. Şimdi 6. grubu söylemedim. 5 tane üretim grubu alalım dedim. Onu da. 6. grubu da söyleyeyim. Bir müddet sonra baktık ki Türkiye'de her yerde malımızı satıyoruz. Fakat yurt dışında ülkeler bazında yeterli ciro yapamıyoruz. İhracatçı Türkiye'nin inceleyin. Bütün Türk firmalarının ürününün %50, %60'ı yurt içine. %50'si bütün dünyaya satıyor. Ya burada bir yanlışlık var. Türkiye'ye baktığında şehir şehir, kasaba kasaba biz mal satarız. Ben pazarlamaya baktığımda yılda 2 defa Türkiye'nin her yerini gezerdim. Yani bütün bayi bayi, köy köy Türkiye'yi çok iyi bilirim. Gitmediğiniz yer kalmamıştır sizin. Hayır, tabii. Türkiye'yi çok iyi bilirim. Şimdi bunu ama devrettik artık. bütün bayilerimiz tanırım ve çok severim. Yani ben bayiyle sohbet etmeyi insanlar bazıları sevmiyor ama ben inanılmaz severim. İnanılmaz. Sohbet, yeğenim de öyle. Sohbetlisiniz. Abim de öyle. Yani biz dost olmuş vaziyetteyiz. Yani zaten o bağı kuramazsan bayiyle çalışamazsın. Bir ticaret yapıyorsunuz, bir kader birliği, bir iş ortaklığı. Orada sevmeniz lazım birbirinize, güvenmeniz lazım. Biz bu yapıyı kurmayı başardık. Fakat Türkiye'nin cirosu 10, yurt dışına bakıyorsun 4-5. Bu kadar ülkeye mal satıyorsun, niye düşük? Nedeni şu, tabii Türkiye büyük bir nüfus. Ama şimdi Macaristan'a bakıyorsunuz, Macaristan Türkiye'ye göre nüfus olarak 1/10. Evet. Ama bir firmaya mal verdiğinizde o branşta bir başkası balınızı almıyor. Çünkü o distribütör sizin malınızı, bir başkası onu alıyor. Kendileri gidip şehir şehir dağıtıyorlar. Şehir şehir giden her distribütör her şehirde bir kişiye mal verebiliyor. Bir kişiye verdiğinde mal az satılıyor. Biz bunu keşfedince Macaristan'da kendi yapımızı kurduk 14 sene evvel. Kendi depomuzu kurduk, kendi şirketimizi kurduk. Kendi kamyonlarımızla şehirleri, kasabaları her yere kendimiz mal veriyoruz. Bu sefer ne oldu? Ülkenin ve şehrin her yerine mal satar olduk. Ne oldu? Ciromuz bir anda 50 kat yükseldi. Rakam abartılı 50 diye demedim. Gerçek anlamda 50. Yani lafın gelişi bir yılda. Lafın gelişi 50 kat daha fazla oldu ciro. Biz şok. Ya biz böyle bir şeye uğraşacağımızda bir tane ülkeye ihtisas olsak bu çok gelişecek. Çevre 5 ülkeye yayıldık Macaristan'dan. Yani kendi malımızı satma. 4 sene evvel de İngiltere'ye yaraştık, Londra'ya. Kendi şirketimiz, kendi ekiplerimiz, pazarlama kadromuz, kendi kamyonlarımız, muhasebemiz. Bu sefer şimdi aynı fotoğrafı İngiltere'de de yakaladık. Macaristan'da zaten çok başarılıyız. Macaristan'ın en büyük, en güçlü Türk şirketlerinden birisiyiz. Şimdi İngiltere'de aynı boyutu yakaladık. Fabrikalarımızın çoğu, demin söyledim, Avrupa mesela Türkiye'ye veremiyoruz. Mal yetişmiyor. Duşa kabin, cam kabin, Türkiye'ye mal veremiyoruz neredeyse. Mal yetiştiremiyoruz. Vallahi yetiştiremiyoruz. Kendi yerimizden istiyoruz. Bize de lazım. Malı dağıtıyoruz. Malın dağıtımını kurduk. Ve İngiltere'de de 4. senemiz bu Covid dönemine rağmen çok başarılı gidiyoruz. Nedeni şu. Malı kendin getiriyorsun. Adrese teslim. Tabii bu organizasyonu yani kurmak. Yani dağıtımı da sonuçta o tabii şekilde ki. Yani bir kere çok kaliteli mal yapacaksın. Yani Türkiye'de maalesef kaliteli mal tanımında problem var. Türk halkı aldığı maldan 10 liraya aldığı malda da 5 liraya aldığı malda da aynı hizmeti alacağını zannediyor. Dükkana girdiğinde hangi mallı soruyor, fiyatı ne? 5 liralık mala doğru yönleniyor. Ya bu 5 liralık mal niye daha düşük sorusunu pek akıl edemiyoruz. 2 sene sonra değiştireceğiz. Yani markete gidip sucuk alıyor. Ya etin kilosu bu kadarken bu kadar sucuğun fiyatı düşükse onun normal hayvandan olmayıp attan ya da köpek eti ya da bir başka hayvan eti diye çıkınca da şaşırıyoruz. Evet. Ya niye şaşırıyorsun? Sen bu fiyata satılabildiğine göre sucuk demek ki onun içindeki et gerçek et değil. Gerçi hani çok iyi denetleniyor. Aynı ürün. Yok canım, inşaat malzemesinde var. Öyle o kadar açık bir fe ki bu o kadar bir gayri ciddi iş var ki yani cam kabin, duşa kabin alıyor kişi. Bu diyor 200 lira, bu diyor 1500 lira. 200 lira bedava kırılsa da 5 tane alırım. Onu görüyoruz canım bazı inşaatlarda hani maliyeti düşürmek için işte koymuşlar bir küvet ama işte duşakabin çalışmıyor, kapağı kaymıyor falan böyle. Özellikle kooperatiflerde fakat esas daha acı tarafı müteahhit arsa sahibine diyor ki binanı ver yarısı senin yarısı benim. Müteahhit kendi tarafına iyi malı koyar bu tarafa ise en ucuz ürün neyse onu koyar sorun çıkarsa da ne yapalım? Ne yapalım nasıl olsa teslim ettim. Nasıl olsa alışmışız biz bir de böyle. Şimdi burada, bu Türkiye'nin kültürü. İşte bunların engellenmesi lazım ülkemizde. Ama Batı'da böyle bir olay yok. Öyle bir dandik mal gönderdiniz. Size öyle bir ceza keserler ki yandım anam demek bile az kalır. Onun için düzgün mal üreteceksiniz. A sınıfı mal üreteceksiniz. Onlarla rekabet edebilecek ve malı ambalajıyla, sevkiyatıyla, her şeyiyle zamanında bir de vereceksiniz. Geç giden malın da anlamı yok. Tabii ki. İhracat kolay olmuyor. Çünkü ne zaman montaj yapacağı kişilerin planlaması var. Bugün gelecek, ekibi de geliyor, ekip onu montaj yapacak. Siz eğer malı o gün getirmeyip bir gün sonra getirirseniz oradaki tesisatçı ekip bir günün parasını size yazar. Tesisatçı ekibin bir günlük çalışma sizin ürününüzden az 2-3 katıdır. Yani küllün bir de zarar edersiniz. Doğru, doğru. Organizasyonu düzgün yapamıyorsanız ihracata açılamazsınız. İhracat demek düzgün ürün, çok iyi bir organizasyon ve doğru fiyat. Kesinlikle. Bütün bunları başaramazsan zaten açılamazsın. Bizim başarı sırrımız burada. 2019'da da Ticaret Bakanlığı, İhracatçılar Meclisi ve Dünya Gazetesi'nin jürisinin yaptığı şeyde biz 2019 yılı yılın şampiyonu, ihracat şampiyonu ödülü aldık. Yani sınır tanımayan ihracat şampiyonu ödülünü Sanica olarak aldık, hı hı, zaten. Ben tebrik ediyorum gerçekten bu anlamda da sizi. Teşekkür ederim. Bu arada yani programın süresi dahilinde bir zaman ayırmaya çalışıyorum ki neden? Galatasaraylıyım ben. Ben Galatasaraylıyım. Şimdi sizi yakalamışken Galatasaray'ı konuşmayacak mıyız? Biraz Galatasaray'dan bahsedelim. Tabii, başkan adayıydınız. Takıntım benim Galatasaray. Yani tatlı bir takıntınız varmış. Güzel bir takıntıymış. Şöyle sarı kırmızı. Ama beni yoruyor. Biraz yorucu tabii, yoruyor, ama siz zaten şimdi konu başlıklarına baktığımız zaman işte tiyatroculukta da varsınız, işte birçok konuda, yani sadece 3 yıl tiyatro oyunculuğu eğitimi aldım. Evet, onu diyecektim. Sadece holdingde işte ne güzel işler yapıyoruz, hadi buradan devam edelim dememişsiniz ki zaten. Oyunculuk da var, 1981-83 3 yıl tiyatro oyunculuğu eğitimi aldım. İş hayatına açılmak isteyen bütün gençlere de bir tiyatro oyunculuğu eğitimi gibi bir yerden mutlaka geçsinler, okulun çok tiyatrosuna. Nedeni çok basit. Ben 3 yıllık eğitimimi almadan evvel beşeri ilişkim çok zayıf. Ne dedim? Ben pazarlamaya baktım Sanica'da. O pazarlamaya, dükkana girmenin rahatlığı, cesareti, konuşma tarzın tiyatro oyunculuğunu eğitimi alma safhasında o gelen özgüven. Ama en önemlisi orada improvize dediğimiz sözsüz insan davranışlarını eğitimini aldım. Ben Stanislavski oyunculuk eğitimini aldım. Brecht'i de çok iyi öğrendim. Çin tiyatrosunu da öğrendim. Orta oyununu da öğrendim. Şimdi bu hatta eğitimleri... Hatta bir dizide de gördük sizi galiba. Efendim? Çocuklar duymasında tabii. Hobi olarak yıllar sonra onu da söylerim. O oyunculuk eğitimim benim üniversiteyi kazandığım için ya üniversite ya tiyatroydu. Ben Ali Payrazoğlu Kornabay Tiyatrosu'nda eğitim aldım ve orada da grubun başkanıydım. Bizden sonraki kuşa Yılmaz Erdoğan grupları bizim o eğitim sürecimizin devamıdır. Esas ana ilk başlangıç biziz. Ali Payrazoğlu Kornabay Tiyatrosu'dur. Bu işin ilk tiyatro oyunculuğu kursu. Kenter bile değil. Kenterler bile değil. Şimdi o yapıdan Türkiye'nin pek çok ünlü sanatçısı buradan çıktı. Mesela ilk senenin mezunlarından biri Cem Özer. Şimdi bu eğitimin bana şunu getirdi. Konuşurken karşımdaki kişinin beyin yapısını algılayıp, çünkü insanlar herkes kendisi gibi karşısındakini zannediyor ve anlattığını karşısındakinin anladığını zannediyor. Halbuki öyle değil. İnsan beyninin bir sürü formatı var. Şöyle anlatalım. Şu bardak mesela yarıya kadar dolu. Bunu yarıya kadar doldurabiliriz. Alma kapasitesi şu an yarıya kadar. O yüzden işte hani biz de iletişimde bunları çok anlatıyoruz. Beni çok rahatlattınız konuk olarak zaten. Çok rahat bir konuk ağırlıyorum ben şu anda. Benim için çok konforlu bir konuk olduğunuzu da söyleyeyim başta. Şimdi o karşındaki kişiyi ne de söylersen anlatabilirsini, doğru örnekler vermeyi öğrendik tiyatroda. Evet. Bunu bu ders olarak değil, farkında olmadan bir kazanç oldu davranış tarzımda. Karşımdakine anlatabilme, derdimi anlatabilme sanatım oldu. Evet. Fakat en büyük problem toplumumuzda iletişim. Karşılıklı insanlar kendini anlatamıyor. Doğru. Düşündüğünü karşındakinin anladığını zannedip es geçiyor. Halbuki karşındakinin anlamadığını anlarsan anlatma tarzını ona göre yaparsın. Doğru anlatmak önemli. Karşındakinden beni anla demek o doğru bir bakış açısı değil. Sen anlatamıyorsun. Ben nasıl anlatırım demek önemli. Benim anlatabilmem için şu oyunculuk yeteneği karşımdakine nasıl anlatmam gerektiğini öğretti. Doğru anlattığım için de her gittiğim yerde mal satmayı başardım. Çok iyi. Pazarlamadaki başarımın sırrı o tiyatro oyunculuğunda. O yüzden o tiyatro oyunculuk kısmını anlatma ihtiyacı duydum. Spor muhabirliğim de var, gazeteciliğim de var ama onlar... Orada meslektaşız sizinle. Hani spor... 81 yılında Cumhuriyet Gazetesi spor muhabirliği yaptı ama o bana hayatıma bir şey katmadı. Ama tiyatro oyunculuğu çok şey kattı. Tiyatro oyunculuğu çok şey kattı. Evet. Ha, gazetecilik şunu kattı canım. Spor şeyi müdürü çok kısa bir süre bulundum. 3 ay bulundum. Ama çok şansım var. Spor yorumculuğunuz var. O da spor gazeteciliği. Ha tabii. Onu daha sonra söyleyeyim. O dönemler mücadele edelim. 80'leri konuşuyorum. O dönemlerde Abdükaya Rücelman var. Spor efsanesi, spor müdürü. Ben onunla arabasıyla beni Aksaray'a bırakıp ben söylemiştim. Apo abiden çok şey öğrendim. Şimdi spor servisimizin şefi, o da Hürriyet'in ve Star'ın genel yönetmeni Mehmet Tezkan. Aa, evet. Radikallerin başına geçen İsmet Berkan. İsmet'le biz masa arkadaşız. Bir tane masa var, çekmecesi bile yok. Gariban tabii Cumhuriyet. Hele 1980'in Cumhuriyeti öğlen yemeği bile vermiyor. Masa arkadaşım İsmet Berkan. Servis şefim Mehmet Tezkan. Gece sayfa şeyi Mustafa Sağlamer, Uğur Dindar'ların beraber çalışan. Yani öyle bir kadroyla beraber çalıştık ki inanılmaz bir şey. Hilmi Türkay hala devam ediyor. Benden halef selef olan kişi Cumhuriyet'in efsane genel yönetmeni İbrahim Yıldız. Kaç sene Cumhuriyet'in başındaydı. Şimdi Habertürk'te de yazıyor. Cumhuriyet deyince Arif Kızılyalı'nla da siz program yaptınız. Arif Kızılyalı benden çok sonra ama tabii Cumhuriyet olduğu için dostluğumuz da ayrı. Arif'le beraber de Kızılyalı'na, ki o zaman İstanbul Spor Yazarları Derneği Başkanı, Cumhuriyet'in spor müdürü. 3 yılda Arif Bey'le beraber Cem TV'de spor yorumları yaptık. 3 sene boyunca da senenin başında kim şampiyon olur sorusunu hep şampiyon kim olacağını da bildim. Evet, iyi kokluyorsunuz atmosferi. Evet yani futbolu. Bu sene şampiyon kim olur? Bu seneyi söylemeyelim. Söylemeyelim mi? Bu sene bizde kalsın peki. Yani bu sene 3 takım da iyi gidiyor. Ben Galatasaray'ın şampiyon olacağına inanıyorum çünkü gönlüm onu istiyor. O yüzden objektif bakamıyorum. Pozitif ayrımcılık yapıyorsunuz orada. Maalesef. Yani burada objektif bakamıyorum. Spor yorumu yaparken çok objektif bakıyordum. Ama şu anda fanatik bir taraftar boyutunda kimliğim değil. Şu an zaten ikimiz de spor yorumcu değiliz burada. Agro evet TV'de. O yüzden Galatasaray şampiyon olur demek geliyor ama Fenerbahçe çok iyi kadro kurdu. Yani Mesut konuşmak geldi, bile eleştirmek bile komik duruma geçer. Ben Mesut'u Real Madrid'de oynarken Real Madrid'in stadında Madrid'de seyrettim. Hı hı. Yani müthiş bir gerçekten oyuncu. Yani öyle böyle değil ya. Ronaldo'yla falan... Şimdi. Benzema'yla top oynarken Mesut da onlardan aynı yıldızdı. Galatasaraylıyız ama Mesut Özil'in Türkiye'ye dönmesine elbette sevinen insanlarız. Kesinlikle yani. Türk futboluna çok büyük faydası var. Yani bu tip yıldızların futbola gelmesi gençlerin onlara bakarak, onları izleyerek oyunculuğunu geliştiriyorlar. Peki Galatasaray iyi yönetiliyor mu? Vallahi Galatasaray şöyle söyleyeyim. Yönetmek için futbol takımını teknik direktör yönetiyor. Yönetim kurulu futbol takımının olduğu yere... Soruyorum. Florya'ya gidemiyor bile. Fatih Terim'in olduğu yere girmek izin gerektirir. Onu biliyorsunuzdur herhalde. Futbolun sorumlusu Abdülhamid Albayrak girer. Onun dışında kimsenin Florya'da resmi bile yok. 3 senedir şampiyon olduğunda bile Florya'da kulübün başkanını göremediniz. Şimdi Galatasaray'ın adası yıkılıp duruyor. Mecidiyeköy'deki binası 3 yıldır aynı bomboş duruyor. Basket sahası yapılacaktı. Temeli bile atılmadı. Kemerburgaz tesislerinde 3 yıl evvel tesisler kurulacak dendi. Hala söyleniyor. Hiçbir şey yapılmadı. Basket sahası hiçbir hamle yok. Stadın üstü kapatılacaktı. Hiçbir hamle yok. Kalamış tesisleri aynen öyle duruyor. Yani kulübün mal varlıklarıyla ilgili, Hasan Galip'teki bina ile ilgili Taç Spor'a para verildi. Taç Spor öyle duruyor. Yani kulübün mal varlıklarıyla ilgili kısımların ve yapılması gereken projeler dilimizin hepsi aynı yerde duruyor. Bir tane adım daha atılmış değil hiçbirine. Hiçbirine hiçbir şey yapmazsanız yönetiliyor mu oluyor? Hiçbir şey yönetmezseniz, hiçbir şey yapmazsanız trafik polisi gibi gelen para masraflara gidecek derseniz yöneticilik bu kadar olur. Yönetici oraya bir şeyler katandır. Hı hı. Yeni gelir kalemleri yaratandır. Projeler üretilip giderleri düşürendir. Hiçbir işlem yapılmadıysa o zaman yönetilme yapılıyor. Mevzu bahis değil. Galatasaray'ın bir de daha da acısı medyaya gerçekçi olmayan servis yapıldı. Medyada nasıl bir medyaysa faaliyet raporları ortada. Bir tane gazeteci açıp da faaliyet raporunu ya siz kar ettik dediniz ama burada böyle bir kar görünmüyor. Hı hı. Tersine giderleriniz gelirlerinizden fazla. Yani zarar etmişsiniz. Yani siz kar ettik dediğiniz sene zarar ettiniz. Ama sosyal medyada tweet atarak kar ettik seni tebrik ediyorum diye tweet var. Altına bir tane gazeteci çıkıp da demez mi? Ya faaliyet raporunda zarar var. Nereden bunu buldunuz? Toplumda bunu kimse söylemiyor. Nerede bu gazeteci kardeşlerimiz? Çünkü nerede bu televizyoncularımız? Her maç hakem eleştirileri, hakem eleştirileri yapıyorlar. Bir tanesi bilançoya, faaliyet raporuna bakıp da ya siz kar etmemiştiniz, zarar etmişsiniz, bize kar ettik diyorsunuz. Siz gerçekten bize mi doğru söylüyorsunuz? Evet. Doğru söylemiyorsunuz. Yoksa biz yanlış yere mi bakıyoruz? Bunu bile merak etmemişler. İlginç bir ülkede yaşıyoruz. Önümüzdeki dönem sizi Galatasaray Başkanı olarak görür müyüz? Şimdi ben Galatasaray'a zamanımı, paramı, projelerimi de hazırlayarak çıktım. Ama 2018 yılında zamanın ruhu şampiyon olmuş takım. Salı günü kupa töreni var. Cumartesi günü seçim. Aha. Seçim yapılan sahada 2 tane kupa getirilmiş bahçeye. Bu şartlarla gittiğinizde ben bile şampiyon takımın bozulmasını istemem. Gidip tebrik edersiniz gelir yani. Ettim de zaten. Ettim de. Yani ben bir taraftarlığı boş verin. Genel kurulu üyesi olarak o cumartesi günü okula oy kullanmaya gitsem Fatih Terim başta. Takımında Abdülkemal Bayrak takımı şampiyon yaptık diyor. Mustafa Cengiz de daha yeni. Bir de Ocak ayında ben Mayıs ayında seçim yapacağım diye söz verdi. Evet. Şimdi Mayıs ayında seçim yapacağına söz verdiği için Mustafa Cengiz'e aferin diyorum. Abdülkemal Bayrak'a bak bir kere daha şampiyonluk getirdiği için aferin diyorum. Fatih Terim'le uyumlu çalıştınız, kupa geldi, teknik direktörlere devam etsin, aferin diyorum. Takım da şampiyon olmuş, oyun da güzel, ona da aferin diyorum. Düzenin devam etmesini istiyorum. O zamanki atmosfer öyleydi. Ben o zaman düzenin devam etmesini istiyorsam, Mustafa Cengiz'in kazandığı Mayıs ayı seçiminde niçin ben Mustafa Cengiz'e oy vermeyip de Ali Fatinoğlu'na ya da Ozan Bey'e ya da Dursun Bey'e niye oy vereyim? Yani oy vermem gereken yer Mustafa Cengiz'in kendisiydi. Yani o seçimin ruhu, o seçimin atmosferi buydu. O yüzden de o seçimde Mustafa Cengiz'e oy verildi. Sonra Mustafa Cengiz'in yöneticiliği ortaya çıkmaya başladı. Çünkü o süreçte Ocak ayı ile Mayıs ayı seçiminde bir futbolcunun satılmış da Endiye'den para geldi. Bir evvelki dönemden Dursun Özbek döneminde Riva satılmıştı. Riva'dan para geldi. O gelen para Sportif AŞ'ye sermaye attırma olarak geldi. Bir o parayı kullandı, bir de sermaye attırımı koyduğunuz için borsada olan şirket halktan da hissesi kadar para geldi. O koyduğun paranın yarısı kadar da para geldi. Yani gelir var ama yatırım anlamında. İnanılmaz bir nakit para var. Cumhuriyet tarihinde Galatasaray başkanlarının hiçbirine 3 ay zaman diliminde 1 yılda gelebilecek paranın tamamı geldi ve nakit. Yani o nakit paranın içine resmen boğuldular. Ama o parayı da ne yaptılar? Çarçur ettiler. Yaz döneminde bitirdiler. Sonbahara geldiğinde kasada para yok. O gün bugün para yok. Transferler duvara çarptı. Takımın santraforu Gomis'i gönderip ucuz futbolcu alacağız dediler. Gomis'i gönderdiler. Gomis'i eder fiyatının yarı fiyatına sattılar. Yerine gittiler Kasımpaşa'dan, herkes unuttu. Eren'i aldılar. Eren derdi yoku getirirler esas. Yani şimdiki Canye değil sadece. Eren'den önce bir hata yaptılar. Tabii biz bunun İki katı gireriz. Parayla. Biz futbol çok konuşuruz ama ben gazeteci olarak sorumu tekrar yinelemek istiyorum. Galatasaray Başkanı olarak görür müyüz sizi önümüzdeki dönemde? Ben seçimi kaybettiğim için çok kırıldım. Şimdi ben Türkiye'nin dünya literatürüne girmiş şu anda önemli sanayicilerinden birisiyim. Şimdi kalkıp da aday olduğum zaman benim kimliğime uygun bir seçim süreci olması lazım. Anladım. Yani kimle rakip olacağım dahi çok önemli. İnsanların benden beklentisi çok önemli ve o seçimi kazanacağıma inanmam lazım. Yani kazanmayacağım bir seçime Türkiye'nin dünya çapındaki en çok tanınan, hele bugün için Türkiye'de 10 tane sanayicinin adı verildiğinde bu 10 sanayiciden bir tanesi dünyanın her yerinde Sanica. Şimdi ben böyle bir firmanın sahibi kalkıp da seçime girip seçim kaybederek adımızı hele bu tip kişilerin karşısında küçültmeyi kabul etmem yani. Ben aslında farklı bakıyorum. Biraz bakış açısı farkım var. Yani şöyle, siz kendi işinizden çalıp elinizi taşın altına koyup bir kulübe aslında destek ve efor sarf etmek için aday oluyorsunuz. Onlar tercih etmiyorsa onların tercihidir şeklinde bakıyorum. Ama ben mesajı aldım. İzleyicilerimiz de almıştır diye düşünüyorum. Umarım mevcut şartlar, koşullar fakat ben fanatik bir Galatasaraylıyım. Evet. Takım çok kötü. Kulüp çok kötü. Çok ciddi projelerim vardı. O projelerimin çöpe gitmesini de istemiyorum. Yapması lazım. Galatasaray'a faydası olacak. Sırf Galatasaray değil. Bütün futbol kulüpleri bu projelerden faydalanacak. Zaten bu tip proje üretebilmek de zaten özel insanların yapabileceği kişilik. Ki ben de zaten o özel insanlardan birisiyim ki bugün dünya çapında bir holding yaratabilmişim bu kadar ürün. O yüzden bu imkanlarımı ülkeme de faydalandırmak istiyorum. Yani siyasete de faydam olsun istiyorum. Ama onu söyleyecektim. Spora da faydam olsun istiyorum. Sizi göreceğiz önümüzdeki günlerde. Ben Türkiye Futbol Vakfı'nda görev aldım. Sırf bu şeyler. Yeni genç altyapıdan çocuklar yetiştirelim diye Engin Verelim Başkanı Türkiye Futbol Vakfı'nda, ama yürütemedik. Yürümüyor gördüğüm kadar. O yüzden başkan ben olmazsam sistem de yürümüyor. Çatalca bölgesini pilot alalım dedik. Orada Avrupa Koleji vardı. Onunla da anlaştık. Yetenekli gençleri alıp hem okulda okutacağız hem onları A sınıfı bir yerde eğitimden geçireceğiz. Serviste bu çocukların eğitimiyle sporu birleştirerek bir altyapı, genç çocuklar yetiştirelim de böyle bir idealistçe yola çıktık. Vakti zamanı Galatasaray başkanlığımdan evvel. Ama Allah söyletiyor. Adaylığımdan evvel, 2018 evveli. Ama bunu başaramadık. Nedenleri bende kalsın şimdi burada açıklayayım. Burada anladım ki yani karar mercisi değilseniz finale gidemiyorsunuz. Anladım. Onun için bu sefer finale gidebileceğime inandığım iyi bir başkan ve yönetim olursa ben perde arkasında kalarak, yani mutfakta kalarak çalışma yapmak, destek vermek, orada Galatasaray için canımızla, vaktimizle, paramızla feda olsun. Orada sorun yok. Çok teşekkür ederim. Gerçekten büyük samimiyetle anlattıklarınız için. Sohbet sizinle çok keyifliydi. Sohbetinize doyum olmuyor. Umarım yine ağırlarız sizi. İnşallah. Ben de çok teşekkür ederim. Sizle beraber sohbet etmek çok güzel, çok da hızlı aktı. Siz o kadar güzel sıcak enerji veriyorsunuz ki biz de böyle içimizi dökerek devam ediyoruz. Ne mutlu bana, teşekkür ederim. Eminim ki önümüzdeki dönemde Ali Fatinoğlu ismini hem siyaset sahnesinde hem spor sahnesinde dediğim konumda göreceğiz gibi bir his var içimde. Bakalım önümüzdeki günler bize neler getirecek. Tabii ki Sanica'nın başarılarının yanında. Çok teşekkür ederim tekrar. Ben teşekkür ederim. Sağ olun, saygılar sunarım. Evet, pazar ekonomisinin bugünlük sonuna gelmiş olduk değerli izleyiciler. Yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.